4 kişilik hanelere aylık 125 kWh saat, 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere ise aylık 150 kWh saat destekte bulunuluyor. Vatandaşların ısınma gideri yükünün azaltılması için Şubat ayında hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteği kapsamında da ihtiyaç sahibi hanelere 900 lirayla 2500 lira arasında ödeme yapılıyor. Bu desteklerden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını E-Devlet üzerinden yapabiliyor. Denizli en büyüğü 3.2 olan 5 ayrı depremle sarsıldı. Ancak bu defa sarsıntıdan çok gürültüsü korkuttu. Peki gürültünün sebebi neydi? Onu da uzman açıkladı. Büyük gürültüyle geldi. Sarsıntıdan çok gürültüsü korkuttu. Denizli akşam saatlerinde beşik gibiydi. En büyüğü Pamukkale merkezi olan 3.2 büyüklüğünde olmak üzere 5 ayrı deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Herkes sokağa döküldü. Bu market görevlisi sarsıntının küçük olması sebebiyle önce aldırmadı ama gürültüyü duyunca kendisini dışarı attı. Denizli'yi ayağa kaldıran depremin büyüklüğü ve sarsıntısından çok çıkarttığı ses merak konusu oldu. Deprem sırasında bir alttan darılma şeklinde bir his oluşmuştur. Çoğu vatandaşımız da bu gürültüden gürültüyü öne çıkarmıştır. Bu gürültüyü kuvvet hissettiklerini söylemişlerdir. Peki o gürültünün sebebi neydi? Sorunun cevabını Profesör Doktor Halil Kumbasar verdi. Depremlerde eğitimin normal paylarının olduğu yerlerde özellikle deprem merkezine yakın bir yerdeyseniz bu gürültüyü genelde duyarsanız. Adıyaman'a gidip Adıyaman hayvan pazarında 4 hayvan şap hastalığı tespit edildi. Pazartesi 4 hayvan karantina altında. Adıyaman'da hayvan pazarı hastalığının çıkmasıyla birlikte 400 çiftçinin karantina altına alındı. Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi'nde yer alan Adıyaman Belediyesi hayvan pazarındaki 4 büyükbaşta şap hastalığı tespit edildi. Adıyaman pazara giriş çıkışlar 21 gün süreyle kapatıldı. Pazartesi günü burada şap hastalığı koyduk. Aslında çıkışı yaptık. Sistem önünde. Bu bölgede çalışması yapmıştık. Birkaç hayvanda böyle gördükten sonra buraya kurdun uyguladık. İşlemek uyguladık. Adıyaman Belediyesi tarafından hayvanlarında temizlik çalışması ilaçlama gerçekleştirildi. 21 gün süreyle karantinadaki hayvanlar veteriner hekimlerin gözetiminde olacak. Pazar alanı şalanında gerekli dezenfeksiyon gerekli temizlik çıkartmalarına devam ediyoruz. Karantinada